Merhaba sevgili seyirciler. Bugünkü konumuz spor. Ve çok kıymetli spor eğitmenleriyle beraberiz. Benim de devam ettiğim, her sene ne yazık ki yazları ara verdiğim ama sonbaharda yeniden başladığım çok güzel bir spor salonu, özel bir yer. Aves Fitness Spor Salonu. Sevgili eğitmenlerimizle bir aradayız. Emre Balık, hoş geldiniz. Hoş ve Eylem Nisan Akgün, hoş geldiniz. Hoş bugün bize çok kıymetli bilgiler vereceksiniz. Hatalarımızı öğreneceğiz, neler yapmamız gerektiğini öğreneceğiz. Ve hemen şunu eklemek istiyorum. Sizin salonunuza geldiğim her günde farklı bir ortamla karşılaşıyorum. Bazı günler akordeon sesi, bazı günler işte keman sesi, klarnet, şarkılar. Gerçekten çok özel bir yere sahipsiniz ve bilmiyorum bunu nasıl bu şekle, bu hale getirdiniz. Birazdan öğreneceğiz sizden. Bu arada teşekkür ediyorum. Harika bir çiçek getirdiniz. Teşekkür ederim. Evet, yeniden hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız Emre Bey? Sağ olun efendim, siz? Çok teşekkür ederim. Ben de iyiyim. İlk önce belki izleyenlerin de merak ettiği bir sorudur. Ben çok merak ediyorum. Neden biz internetten spor yapmak yerine bir salona gitmeliyiz? Çünkü interneti açtığımızda orada pek çok hareket görüyoruz veya bir kitabı açarak pek çok hareket yapabiliriz. Neden sizlere gelmeliyiz? Şu an günümüzde internetten bilgi almak, doğru bilgiyi almak, doğru şekilde yapmak olduğunda çok çok güzel bir ortam bakıldığında internet gözüküyor. Fakat internet ortamındaki verilen bilgilerin %90'ı sağlıklı insanlar için yapılmış. Yani hiçbir sakatlığı, rahatsızlığı olmayan kişilerin yapması gereken hareketleri gösteren tek düze ve işte şu rahatsızlığı olan kişinin bu hareketi bu şekilde yapmalıdır ya da yapmamalıdırın bilgisinin verilmemesinden kaynaklı insanların yaptığında da bu hareketi atıyorum hipertansiyon hastası bir biceps hareketi gösteriliyor ya da farklı yapmaması gereken hareketler gösteriyor. Yaptığında embolik geçirme riski, sakatlığı hastalığın daha ileri götürme riskini arttırıyor. Burada da akademisyen ya da bu işin eğitimini almış profesyonel hocalar devreye giriyor. Yani neden hoca tabirimiz buradan kaynaklı. Kişiler sporunu yaparken rahatsızlıklarına göre hocalarına bildiriyorlar ve hocaları bu programları ona göre hazırlıyorlar. Öyle olmak zorunda. Evet. İnternetten neden herkes yapmamalı? Bu yüzden yapmamalı. Yani bir spor eğitmeni bir spor yaparken yanımızda durursa veyahut da spora başlamadan önce o programı bize verirse biz daha sağlıklı hareketler yapabiliriz. Belki tansiyon dengemizi ayarlayabiliriz veya kaslarımızda bir problem varsa işte yırtılmayı önleyebiliriz gibi faydaları var bu durumda. Tabii. Yani her yanlış hareket vücudun fonksiyonunu bozar, sistemi bozar. İlerleyen zamanlarda da kassal, eklemsel ya da organsal rahatsızlıklara sebebiyet verebilir. Doğru. Peki biz bir spor salonuna ne kadar süreyle gitmeliyiz? Şunun için soracağım. Ben spora devam ettiğim zaman başladığım ve işte aylarca diyelim ki gittim. İşte Eylül ayında başladım. Haziran ayına kadar gittim. Her şey çok güzel. Ama yaz geldiğinde nedense sıcaklardan veya o işte bir şeyden 2 ay, 3 ay ara veriyorum. Ve inanın o 3 aylık süreç içerisinde hem fizyolojik olarak vücudumdaki değişiklikleri gözlemliyorum. Hem ruhsal olarak daha böyle bir geriye gittiğimi gözlemliyorum. Peki bunun sınırı, süresi nedir? Yani başladım ömür boyu spor mu yapmak zorunda insan? Yani hayatımızın bir parçası olmalı spor. İster spor salonu, hocalar eşliğinde, profesyoneller eşliğinde, isterseniz kendiniz işte yüzmek ile, dışarıdaki koşuyla ama spor salonu ne kadar devam etme olayı istediğiniz program ne ise, hani zayıflamak, kilo almak, kas seviyenizi artırmak ya da kuvvet kazanmak, rahatsızlığınız var, boyun fıtığınız var, bel fıtığınız var. Onları kuvvetlendirmek adına yani en az 6 aydan 1 yıla, 2 yıla yani devamlık arz etmeli bu iş. Evet, sürekli. Çünkü bıraktığınız zaman yaptığınız çok iyi hale var. Sonra tamam süper oldum, bıraktım ben dediniz mi? Tekrar dediğiniz gibi geri dönüşüm o kadar hızlı oluyor ki anlamıyorsunuz yani. Evet, doğru. Bir de siz çok güzel bir konuya değindiniz. Aslında
kilo vermek midir amaç, yoksa kas yapımızı veya kemik yapımızı sağlıklı tutmak mı ya da sağlıklı hale getirmek midir? Çünkü okuyoruz işte haftada 1 kilo, ne bileyim ayda 4 kilo, 8 kilo verdiren programlar var, diyetler var. Kim neye nasıl dikkat etmeli bu arada? Şimdi günümüzde insanlarımız kilo vermek olayına o kadar kafalarını takıyor ki, evet, ki takmalılar da. Fakat bu iş kilo vermekten ziyade vücuttaki yağ oranınızı aşağı indirmek, fiti indirmekle alakalı. Hmm. Kas oranınızı olması gereken seviyeyi arttırmakla doğru orantılı. Zaten onları dengelediğinizde ki fazlalık kiloyu vücut atıyor. Çok güzel bir örnek sunumunuz şu. Haftada 4 kilo, ayda 10 kilo ver diyoruz, evet, işte bizi tercih edin falan. Yani bunlar çok tehlikeli işlerdir. Neden tehlikeli işlerdir? Çünkü Dünya Sağlık Örgütü'nün size sunduğu sınır ayda 1 ile 2,5 kilo yağ arasında yağdan vermelisiniz. Onun dışında verdiğiniz her olay içsel problemlere sebebiyet veriyor. Hızlı verime gider. Bıraktığınızda aynı şekilde hızlı alırsınız. Sinir kas sisteminden tutun da bağışık sisteminize kadar çok kötü sonuçlar sağlayabiliyor. Onun için kilo vermekten ziyade tabii ki kilo vereceğiz. Ama yağ seviyemizi aşağı çekip kas seviyemizi yukarıya almak. Hani vücuttan bir kilo yağ attığınızda bir basketbol topu atıyorsunuz. Evet. Bir kilo kas aldığınızda bir beyzbol topu alıyorsunuz. Yani aradaki farkı daha iyi kestirebilirsiniz. Yani bir basketbol topu atıp bir beyzbol topu almak otomatikman vücudu fit hale getirecektir. Peki bu süreçte beslenme ne kadar önemli? Evet. Dediklerimize dikkat etmemiz gerekiyor mu? Siz böyle bir program veriyor musunuz? Bizler profesyonel diyetisyenler değiliz. Evet. İlk önce en başta ondan bahsedeyim. Çünkü her işe el attığımız zaman bu iş olmaz. Tabii. Bizler profesyonel, vücudumuz çalışan eğitmenleriz. Fakat tabii bu işin içerisinde olduğunuzda beslenmenizle ilgili birçok konuyu da bilmeniz gerekiyor. Evet. Biz burada sadece öneriler sunuyoruz size. Nasıl yemelisiniz, nasıl içmelisiniz? Antrenman ya da 20 günlük yaşantınızda yemeniz ne şekil olmalı? Ama burada gerçekten problemi olan insanlar olabiliyor. İnsülin direnci olanlardan tutun, tabii, şeker hastasına, hipertansiyon hastasına. Bu kişilerin beslenme programları profesyonel diyetisyenler eşliğinde hazırlanıp bizlerden de profesyonel eğitim almak zorundalar. Tabii ki beslenme çok önemli. Spor ne kadar hayatımızın bir parçasıysa beslenme de doğru beslenme şekli de hayatımızın bir parçası olmalı. Sizden bildiğim kadarıyla ve deneyimlediğim kadarıyla her gün belli miktarda bir protein almak gerekiyor ve spora devam etmek gerekiyor. Ama diyelim ki ben proteini aldım, o günde spor yapmadım. Bu kilo olarak geri döner mi bana, yoksa yine yağ yakımı devam eder mi? Şimdi spor yaptığınız gün gibi protein alırsanız, yani harcadığınız enerji atıyorum sporsuz 2200 iken sporla 2700-2800 oluyor ve siz onu alıyorsunuz, vücudunuzu almak zorundasınız. Sporsuz yaşamda 2200 iken 2700 aldığınızda ne oluyor? Otomatikman 500'ü yağ olarak depolanıyor. Yani diyelim ki o gün ben 2 yumurta yedim, spor yaptım, sorun yok. Ama 2 yumurta yiyip spor yapmadıysam sorun olabiliyor mu? Olma ihtimali var. Var. Tabii yani gün içerisinde harcadığınız enerjiyle doğru orantılı. Yani hani spor yapmadınız ama çok fazla koşuşturdunuz, çok fazla hareket ettiniz, yaktınız olabilir. Ama dediğiniz doğru. Yani sporsuz, spor yapıyormuş gibi beslendiğinizde otomatikman kilo almaya başlıyorsunuz. Kilo almaya başlıyorsunuz. Evet. Ben şimdi hemen Eylem Hocam'a döneceğim. Pilates hocalığı yapıyorsunuz. Tabii son yıllarda o kadar popüler ki Pilates. Evet. Hem Pilates nedir onu öğreneyim, hem de nasıl seçtiniz bu mesleği? Geçmişten beri böyle sporla iç içe miydiniz? Sonradan mı dahil oldu hayatınıza? Biraz da sizi tanıyalım. Okul yaşamında, özellikle ortaokul yıllarında beden eğitimi öğretmenini çok sevmem nedeniyle spora başladım. Ay, ne güzel bir şey. Çok tatlı bir bayandı. Sonrasında? O noktada karar vermiştim. Ben de beden eğitimi öğretmeni olacaktım ve insanları spor sevdirecektim. Çünkü hangi spor dalıyla uğraşırsanız uğraşın, mutlaka onu sevmek gerekiyor. Her zaman. Yoksa her bir noktadan sonra bıkabiliyorsunuz. Evet. Devamlılık için konuşuyorum. Tabii. Pilates'e gelince, Pilates son günlerde ve zamanlarda çok çok popüler oldu. Ve insanlar
magazinsel olarak ilk baştan ilgilenmeye başladılar çünkü dikkat çekti. Daha sonra hani derslere katıldıklarında hoşlarına gitti, hoşlarına belki de. Gitti. Çünkü vücudundaki farklılıkları hissetmeye başladılar. Tabii, tabii. Pilates'in en büyük özelliğinden bir tanesi kasları şişirtmeden, fazla büyük kasları şişirmeden ve büyütmeden esneterek ve uzatarak vücudun şekil almasını sağlıyor. Peki siz sürekli yapıyor musunuz pilatesi? İşimiz, her gün. İşimiz gereği yapıyoruz. severek yaptığımız için çok problem olmuyor. Gerçi hayatımızın bir parçası haline gelmiş durumda ki öyle olmalı. Yani o zaman bu durumda pilatesi hem hayatımıza katacağız hem de bize getirdiği işte zararları, faydaları da bilerek yapacağız. Anladığım kadarıyla çok riskli bir spor değil ama yine de Pilates, belki kaslara zarar verebilir mi? Bilmiyorum tabii siz daha iyi bilirsiniz. Öncelikle bir hekime başvurmak gerekiyor. Herhangi bir sağlık probleminiz var mı? Sonrasında hekimin izni olduktan sonra 7'den 77'de herkes bu sporu yapabilir. Hem ruha hem bedene hitap ettiği için insanlar kısa sürede sevip bağlanabiliyorlar. Tabii ki de bunu yaparken mutlaka bir gözetmen eşliğinde yapmak gerekiyor. İki tip pilatesimiz var. Bir reformer olmuştu. Bir met pilatesimiz var. Metwork diye geçer. Bir de reformer pilatesimiz var. İkisinde de aynı etkileri görebiliyorsunuz. Reformer pilatesinin tek farklı orada ayrı bir alet kullanılması. Reformer pilateste daha çok rehabilite olarak da kullanılabiliyor. Evet. Yani bunu sizin spor salonunuzda biliyorsunuz. Her yerde yok diye biliyorum çünkü. Bu arada beden eğitimi deyince beden eğitimi öğretmenlerine dikkat çekmek istiyorum. Çünkü biliyorum ki sadece yani sırf beden eğitimi öğretmeni bağırıyor, sinirli diye spor yapmaktan soğuyan çocuklar var. Ortaokullarda özellikle bu mevcut. Hocaların çok yüksek sesli veya işte çok zorlayıcı hareketlerle çocuklara yaklaştıklarını biliyorum. Umarım buradan da seslenelim. Bütün beden eğitimi öğretmenlerimiz çok önemli bir iş yapıyorlar. Hepsi böyle değerli hocalarımız gibi çok kıymetliler ama lütfen çok çok daha güler yüzlü davranalım çocuklarımıza ve lütfen daha esnek olalım. Şimdi ben hemen Emre hocama döneceğim. Ve size şunu sormak istiyorum. Duydum ama herhalde doğrudur. Survivor'a katılan Yılmaz Morgül sanırım sizin salonunuzda hazırlanmış ve çok kısa bir süre içerisinde onu çok yoğun bir tempoda hazırlamışsınız. Ve çok da başarılı bir iş çıkmış ortaya. Sayın Yılmaz Morgül gerçekten çok takdir ettiğim ve çok kendisine saygı duyduğum, beğendiğim bir sanatçımız. Birazcık bahsedelim mi? Zamanımız çok yok ama. evet, kendisi bizi tercih etti. Gerçekten çok kısa bir zaman. Neden çok kısa bir zaman? Çok yoğun bir insan zaten kendisi. Programlar, işte konserler falan ara buldukça gelip yaptı. Gerçekten de işini iyi yapabilen bir insan. Yaptığını çok iyi yapan bir insan. Sadece Survivor'a hazırlanmıyor kendisi. Arada spor salonumuza gelip sporlarını da yapıyor. Hatta gelip üyelerimizi çalıştırdığı insanlar var. Gelip buyurun hanımefendi bugün sizi ben çalışıyorum deyip böyle şok olduğu üyelerimizin zamanları olmuştur. Çok eğlenceli, neşeli. Zaten spor salonumuz aile salonu gibi. Yani tüm hocalarımız akademik kariyerli. Onun dışında özellikle dikkat ettiğimiz bir olay var. Her önüne girmemesi amaçlı. Yani bu insan seçimi değil. Ailevi bir ortam olsun. Spor için insanlar gelsin. Farklı zihniyetteki insanların gelmesini istemiyor işletme sahibimiz. O yüzden ortamımız 6,5 yıldır çok çok güzel bir ortam. Yılmaz Morgül de bizim ailemizin bir parçası zaten. Harika. Yani evet. Bizde hazırlanmıştır ve 1,5 aylık bir çalışma ya da bence çok çok da başarılı olmuştu Survivor'da. Evet, harika. Programımızın sonuna geliyoruz ama gelmeden önce
Kristaller ortamındayız. Biliyorsunuz ben kristal terapi yapıyorum aynı zamanda. Diyelim ki kristallerden bir melek çıktı ve size sordu. Dile benden ne dilersen. Ne dilerdiniz acaba? Şu ortamımızda Türkiye'mize huzur dilemek istiyorum. Yani herkesin birbiriyle iyi anlaştığı bir ortam olsun. Huzurlu bir ortamımız olsun. Başka hiçbir dileğim yok inanın. Evet. İnşallah. İnşallah. Peki siz Eylem Hanım ne dilerdiniz? Sevgi, barış, huzur. Ay ne güzel. Hepimizin evet istediği inşallah. Evet. Çok yakın süreçte içinde olacağımız sevgi, huzur, barış ortamlarına kavuşacağımız günler gelecektir. Programın sonuna gelirken size ben birer kitabımı şöyle çok teşekkür ederim. Hatıra olarak vermek istiyorum. Buyurun. İyi ki geldiniz. İyi ki bu güzel bilgileri bize verdiniz. İnşallah önümüzdeki günlerde tekrar görüşmek, güzel bilgiler almak isterim sizlerden. İnşallah. Biz de size çok teşekkür ediyoruz. Programımızda bizi konuk ettiğiniz için. Çok güzel bir program zaten. Devamını izliyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet sevgili izleyiciler, bir programın daha ne yazık ki sonuna geldik. Atatürk'ün bir sözüyle kapatmak istiyorum. Spor ahlaktır diyor Atatürk. Lütfen sporu hayatınızdan hiç çıkarmayalım. Haftaya yeni bir programda yepyeni konuklarla yepyeni bir konuda buluşmak dileğiyle. Sevgi ve sağlıcakla. Hoşça kalın.